Masmaviç Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugünkü tarifim şahane bir poğaça. Sevgili arkadaşlarım bir kurşun kalemle şekil veriyoruz. Mayasız bir poğaça. Çok güzel oluyor. Masaya getirdiğiniz anda inanın ki bir görsel şölen diyorum. Hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı yoğurt. Orta yumuşak e, orta akışkanlıkta bir yoğurt kullandım. Dikkatiniz çekerim, sert bir yoğurt değildi. 2 tane yumurta. Orta boy yumurta olarak hemen belirteyim. 1 tatlı kaşığı hafif tepeli tuz ve 3 tatlı kaşığı da şekerimizi ekleyip bütün malzemeleri tel çırpacakla iyice bir karıştıralım. Bu arada hemen belirteyim şeker ekledik. E, şeker bu tarz poğaçalarınızda tuzu, kabartma tuzunu, malzemeleri dengeliyor ve arka plandan e, çok tatlı bir denge veriyor. Yani poğaçanız tuzlu oluyor ama e, bence çok güzel bir etkisi var şekerin. Hepsini karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozunu ekliyoruz. Ve yine kısa bir süre karıştırıp unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayabiliriz. Toplam un miktarı 6,5 çay bardağı bende tam denk düştü. Ee, ama lütfen dikkatli ekleyin. Çünkü yumurtanızın büyüklüğü, yoğurdunuzun akışkanlığı ve ununuzun kalitesi un miktarını etkileyecektir. Yani birçok etken var. Tahta kaşıkla kabaca toparlayıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Ve bu poğaçamız mayalı bir poğaça gibi oluyor. Yani böyle kabaran bir poğaça. Ve en büyük özelliği sevgili arkadaşlarım lütfen... Elinizi bıraksın diye un eklemeyin. Kasenizi bıraksın ama elinize yapışan bir hamur olsun. Bakın hala elime yapışıyor ama yumuşacık bir hamur. Hafif yapışkan. 2-3 dakikada mutlaka yoğurun. Yapışmasına rağmen yoğurmayı ihmal etmeyin. Şu anda hamurumuz tam istediğimiz kıvamda hazır. Ellerimi bir yıkadım ve hemen şekil vermeye başlayabiliriz. Çünkü mayalı bir hamur değil beklememize de hiç gerek yok. Tezgaha çok az un serperek hamuru komple tezgahın üzerine transfer ediyorum. Ve yine biraz un serperek kabaca elimle toparlayarak kocaman bir beze yapalım. Bakın o elinize ilk başta yapışan hamur çok az unu gördüğü dakikadan itibaren asla yapışmıyor. Ve çok rahat çalışıyorsunuz onu da belirtiyorum. Şöyle büyükçe bir beze yaptım elimle önce biraz yağ Yine çok az un serperek isterseniz oklavayla isterseniz bir merdane yardımıyla 40'a 40 santim 40 olacak şekilde açalım. Yani bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. Mümkün olduğu kadar her tarafının eşit olmasına özen gösterin. Çok yumuşak çok da güzel bir hamur olduğu için birkaç dokunuşta 40 santim açılıyor zaten. Yine gördüğünüz gibi ben hiçbir yeri Atlamadan hızlı çekimle sizler için kaydediyorum. Şu anda istediğimiz büyüklüğe getirdik. Sağını solunu biraz çekiştirerek kare bir form vermeye özen gösterdim. 75 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımızı bu aşamada yufkamızın üzerine yani açmış olduğumuz hamurumuzun üzerine komple sürelim. Her tarafına bulaşması için elimle de daha sonra biraz üzerinden geçiyorum ben. Hiç boş yer kalmasın. Şöyle 100 gram kadar beyaz peynirimiz var. Tereyağı sürdükten sonra beyaz peyniri de hamurumuzun uç kısmına şöyle güzel bir şerit şeklinde güzelce dizelim. Yani bu peynirli bir poğaça olacak. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Aslında sade yaparsanız katlar daha da görünüyor. Ama ben şimdi dedim siz dersiniz boş oldu, peynirli yaptım bugün. Bolca peynirini ekledikten sonra hamuru üzerine kapatarak büyükçe bir rulo yaparak gelelim. Çalışması çok zevkli bir poğaça çünkü hamurunuz sizi yormuyor. Öyle lastik gibi sert bir hamur değil, yumuşacık. İstediğiniz gibi açın, rulo yapın, çok da zamanınızı almayacak. Şöyle büyükçe bir rulo yaptım. Onu ortadan bir kesiyorum. Çünkü çok büyük olduğu için e, hiçbir şekilde e, bir yere de e, transfer edemiyorsunuz. Şöyle bir tahtanın üzerine, kesme tahtasının üzerine biraz un serperek kesmiş olduğumuz o iki tane rulomuzu bırakalım ve buzdolabında yarım saat, hatta varsa vaktiniz bir saat dinlendirmeye alalım. Yani yağımız donuncaya dek. Yaklaşık bir 20 dakika beklettim ben her zaman zaman kısıtlı olduğu için. Ama yine de yağımız donmuştu. Bir tane ruloyu tezgah alıyorum. Yine tabi masanın üzerinde kesmiyorum. Benim huyumu biliyorsunuz. Her zaman böyle bir tahta e, alışkanlık olmuş bende. Altına alıyorum. Hazırlamış olduğumuz ruloyu 3 santim çapında keselim. Yani bunlar bizim şekil vereceğimiz birer tane poğaça olacak. Ne kadar ince de keserseniz size kalmıştır. Ama çok fazla kalın kesmeyin. Ve tarifimiz için bir tane kurşun kalem kullanacağız. Onu tabii ki ben köpükledim, temizledim. O benim mutfak kurşun kalemim. belirteyim şiş şimdi bana aşağıdan kızmayın. Kalem temiz mi diye. Tabii ki temiz. Mutfakta hijyen çok önemli. Kesmiş olduğumuz bir tane parçayı Bakın tam ortasını şöyle bir kurşun kalemle bas basıyoruz. Daha sonra elimizi alıp yine kurşun kalemi sarıp kendi ekseninde bir tur atıp çıkaralım. Yani ilk baktığınızda komplike gibi gelebilir ama ben size göstereceğim. Ağır çekimle de göstereceğim. Bakın ilk önce tam orta kısmına kalemle bir basarak bir şekil verdik. Sonra tekrar kaleme sarıp kendi ekseninde bir tur atarak bitirdik. Aslında ben bu tarifi daha doğrusu bu poğaça tarifini 6 yıl önce Instagram hesabından vermiştim. Geçen aşağılardan bir izleyicim hatırlattı. Dedim çok güzel bir fikir. Onu unutmuştum. Tekrar YouTube için güncellemek istedim. Ağır çekimlerle e, yorumlarınızı okuyorum. Çok faydalı oluyormuş sizlere tarifleri anlayabilmeniz için. Bakın sevgili arkadaşlarım. Ortasına bir kalem'i şekil veriyorum. Sonra kaldırıp eksinin de döndürüp bitiriyorum. Ve vermiş olduğum bu tariften. Tam bir tepsi poğaçamız çıktı. Hepsinin şu andaki görünümü bile şahane. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Bakar mısınız? Sanki mayalı bir hamur sanarsınız. Böyle bir kabarma olamaz. Şekliyle, kabarıklığıyla, sunumuyla poğaçanız o kadar mı güzel olur. Mutlaka denemenizi istiyorum. Instagram'da verdiğimde de bu çok denenmiş bir poğaça şekliydi. İnşallah YouTube'da da seversiniz. Hemen onları bir tele transfer ediyorum ki o zaman da size detaylı göstermeye bayılıyorum. Çok ilginç bir sunumu var bu poğaçaların. Yani masaya getirdiğinizde nasıl yapıldığını pek anlamak, kestirmek mümkün değil. O yüzden çok seviyorum. Şöyle sunum için hazırladım. Doku testine geçiyorum. Mayasız bir hamurdan yaptık. Peynirli olarak yaptım. Sade de yapabilirsiniz. İstediğiniz harcı da kullanabilirsiniz. Bu aynı tekniği haşhaşlı veya e, tahinli de uygulayabilirsiniz. Hiç sorun yok. Hepsi birbirinden güzel olur. Bakın sevgili arkadaşlarım. Yani masaya getirdiğinizde böyle çok ilginç bir görünümü var. Baktığınızda tam anlayamıyorsunuz. Acaba bu şekli nasıl vermiş? Şöyle mi kesmiş böyle mi kesmiş ama o kalemle ilk başta şekli verip sonra kendi ekseninde kıvırıp Tepsiye veriyoruz ya. İşte işin sırrı orada e, muazzam bir şekil çıkıyor. Çok da yumuşak, çok da lezzetli bir poğaçadır. E, mayasız, özellikle mayaya alerjisi olan izleyicilerim için e, çok şahane bir alternatif. Bakın, daha önce tereyağı sürdüğümüz için bu katların hepsi böyle tek tek ayrılıyor, şahane oluyor. Siz izlerken hemen püf noktalarını belirteyim. Poğaçanızı yaptıktan sonra tamamen soğuduktan sonra buzdolabına verebilirsiniz. Yani buzluğa özür dilerim. Buzluğa atabilirsiniz. Gerektiği zaman çıkarın. Buzu çözüldükten sonra hafif fırında ısıtıp bakar mısınız katlarına? Bu arada gözüm de benim de videoda çok güzel olmuş. Çok güzel görünüyor. İç dokusuyla her şeyle mükemmel. Buzluğa atıp buzluktan çıkardığınızda mutlaka 15 dakika fırında ısıtın. Yani içinde tereyağı olan bir poğaça veya bir hamur işini mutlaka ısıtmadan servis etmeyin. Tereyağı kendini salsın, lezzetini versin diye. Bugün sizlere mayasız çok farklı şekilde bir poğaça sundum. Umarım beğenirsiniz. Tekrar yeni videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.